1991 yılında Körfez Savaşı'nda Irak toprakları vurulunca Türk Hava Yolları da Bağdat seferlerini durdurdu. Seferlere 17 yıl aradan sonra tekrar başlandı. Bağdat'a törene giden Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi oluşturulması kararlaştırıldığını hatırlattı. Uçak seferleri de bu anlaşma gereği başlatılmış oldu. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uçuşların Irak'ta sadece Bağdat'la sınırlı kalmayabileceğinin sinyalini de verdi. Başlangıçta tabii İstanbul-Bağdat ama aramızda 1947'den beri var olan anlaşma 1974 ve 2008 tarihlerinde yenilenmiş ve buna göre toplu tayini esas alan ve çoklu varış noktasını esas alan hükümler sürdürülmektedir. Buna göre Irak'tan Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir'e herhangi bir tayin edilmiş Irak havayolu sefer yapabilecek. Aynı şekilde Türkiye'den de Bağdat'a, Basra'ya, Erbil'e, Musul'a, Necef'e, Süleymaniye'ye Türkiye'den seferler yapılabilecektir. Uçuşlar şimdilik haftanın 3 günü yapılacak, ihtiyaca göre artırılabilecek. 17 yıl aradan sonra Bağdat'a yapılan ilk sefere bakanların yanı sıra gazeteciler ve iş adamları da katıldı.